Dil Mektebi For Example'ı sunar. Ne söylüyorsam kendi benim cigi cigi. He's all I know, really big booty. He's what I saw, I'm not sure you got what I want at the show. Benim şarkı. Cigi cigi. He's all I know, really big booty. He's what I saw, I'm not sure. Çok zor. Ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Açılış yapayım ondan sonra söyleyeyim. Hiç İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan, artık zaten uzun süredir İngilizce de çok konuşturmayan, kafasına göre takılan For Example'a hoş geldiniz. Mehmet, can you take my video? Siz buradan bir mülakata gireceksiniz de birbirinizi çekip onu mu göstereceksiniz? No, actually it is most special time in my life. Memo, please take my video. Ulan Maho! Bugünlerde yalnız çok tanınıyorum biliyor musun? Uçakta, havalimanında falan çok tanıyorlar. Muhtemelen bundan sonra daha fazla tanıyacaklar. Tanınan biri misin? Bizde dedikodu ışık hızıyla yayılır. May I take colonia or something smell good from you? Kolonyayı peki nasıl anlatırdın? Something which is liquid and smell good, maybe. Oğlum, sen bilmiyor gibi dinleyince keşke seni çıkarsaydım. Evet, Bayram benim öğrencim, kendisi... Biz niye eğlenemiyoruz dört erkek? Var mı bir fikrin? Kafamız başka şeyler arıyor. Heh, ne arıyor? Ben şu an söyleyemem. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. What a beautiful song. What did he say? Actually the song is beautiful than you hear it right now because of his terrible voice. Wow. Sen İngilizce şerefsizlik dersi mi aldın? Çok zor ya. Şarkı söylemek, sahnede dans etmek, sahnede olmak. Her şey çok zor. Şarkıcıların işi çok zor. 2-3 saat nasıl söylüyorlar oğlum? Benim şarkımdı. Sevdin mi? Çok. İsmin ne? Reyhan. Öğrencim misin? Maalesef. Kimler bana öğrencim? Niye bana utan. Şimdi utanacaksın. Kimler öğrencim? Bak, Reyhan görüyorsun. Ama burada az var. Benim öğrencilerimin yaşlı olduğunu buradan bir daha anlıyoruz. Gündüz matinesi. Bir dakika daha. Gündüz matinesi arkadaşlar. Hiç kimse geceden kalma değil. Hepsi öğrenci. Bak akşam matinesine hiç öğrencim yok. Çok az var. Ama öğrencim olacaksın. Bana niyetli ama... Sen öğrenci misin? Ya dedim ki bu işi çözmem lazım Reyhan. Neyi tavsiye ediyorsun? Direkt adımızı verdi yani. Bir tane adam var. Ne bok yaptığı belli değil. O hala olamadı. Kayıt olup pişman olan var mı? Yok. Kayıt olup mutlu olan var mı? Evet. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Ne kadar da bak yakışıklı, tarz, kıskanç. Ne kadar kocasına sarılmış. Sen kocana mı sarılıyorsun? Bir elin nerede senin? Nerede? Orada. Ya niye adama sarılarak oturuyorsunuz? Adamı görelim. Kaçar diye korkuyorum. Bak, insan, ama bir de adam, en köşeye sıkıştırdım. Yani. Ama adam yakışıklı. Adam yakışıklı. Teşekkür ederim sana. Şey mi, mantık evliliği mi? Evlenmedik daha. Kız arkadaşım. Ailesi falan mı zengin? Çok. Ataşehir'in yarısı onları. Her zaman kızlar mı güzel olacak? Bazen erkekler de güzel olabiliyor. Kendimden biliyorum. İlk defa konuksuz bir şey deniyoruz. Daha önce hiçbir kere bile bu bölümü izlemeden sadece birisinin zoruyla çekip buraya gelmiş kimse var mı? Vallahi öyle biri getirdi beni. Bakmadım, tanımam, etmem. Sen misin? Buyurun alalım mikrofon. Berna ver şu arkadaşa. Kimin zoruyla nasıl geldiniz? Millet buraya ya sevgilisiyle geliyor, ya eşiyle geliyor, ya o çocuğuyla falan geliyor. Buraya böyle normal gelen iki tane kız falan bulamazsın. Siz varsınız. Burası zaten altılı masa. Bir tane. Siz böyle dört erkek mi geldiniz? Ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar tanışıyor gibisiniz ki görüntü olarak. Arkadaşlar bir dönüp arkaya bakar mısınız? Tanışıyor gibi değiller mi bu dördü? İsmin ne? Senin? Gökhan. Senin? Bayram. Mehmet. Ne yapıyorsunuz Hüseyin siz? Oturuyoruz. Evet. Hüseyin hayal ettiğim konuk.
Ne iş yapıyorsun? Özel güvenlik. Özel güvenlik. Evet. Sen Gökhan? Sivilim şu an, çalışmıyorum. Sizin de öğrencinizim yani hocam. Öğrencilerimin ne kadar iş güç sahibi olduğunu... Tabii ki İngilizce öğrenmek için muhtemelen, işten ayrıldı konsantre olmak için. Evet, evet. Ne iş yapacaksın? Şu an onu düşünmedim hocam ya. Öğrencilerimin ne kadar vizyonlu olduğunu size söylemiş olmalıyım arkadaşlar. Ne kadar sanatkar olduğunu, gündüz matinesi yaptık. Ya bir, belki dedim bir fikir alırız. Arkadaşlar dedim kaç kişi enstrüman çalıyor? Burada 150 kişiydik. Kaç kişi çalıyormuş biliyor musunuz benim kitlemden? Sıfır. Bir şiir ezbere bilen var mı dedim. Bir tane el kalkmadı. Ama şimdi sorayım bu akşam kitlesine. Bak içip içip okuyacak birazdan. Ha sen kahverengili. Şiir biliyor musun bir tane ezbere? Ezbere bateri çalıyor. Hani neyle neyi şu an telafi etmeye çalışıyorsun? Ya bir tane şiir bilmiyor musun ya? İlk sorunuzun cevabı. Utandıracağım seni şu an. Siz ikiniz şiir biliyor musunuz? Aynı anda ama. Alper Tunga öldü mü? Başka da bir şey bilmiyor. Alper Tunga mı? Evet. Alper Tunga kim be? Alper Tunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ne oku? Bir bu. Onun da sadece bu kısmını Arzu biliyorum. Alper Tunga ne? Alper Tunga öldü diye devam eden bir eski edebi şiir var hocam da onu söylüyor. Devamını şiir biliyor musun? Saguydu galiba ya. Sen biliyor musun şiir? Biliyorum yani şiir severim. Okurum da. Oku. Tabii okutmasanız çok iyi olur. Özgün şiir oku ama. Özgür. Böyle grup yorum şiirlerinden. Ha hocam pek şimdi kamerada çekiyor pek beceremiyorum ben. Ya ben gizli okuyorum. İçime içime okuyorum. İçime içime okuyorum. Mikrofonu arkaya versin Allah aşkına. Sen okursun. Hiç bilmiyorum ben de hiç. Sen yakışıklısın, sen okuyorsundur. Gerçekten okumuyorum. Genelde ama aslında biz tipsizler okuyoruz şiir. Çünkü bizim başka silahımız yok. Ben de tipsizim. Hiç mi bilmiyor musun? Sıfır. Sen? Yok. Adın ne? Serkan. Serkan ne iş yapıyorsun? Ben inşaat malzemeleri tedarikçisiyim. Tanıyor musunuz birbirinizi? Yok hayır, eşimle geldim. Eşin öğrencim. Öğrencim. Bak benim de. Öğrencimi bakışından anlarsın. Bak öğrencim şöyle bakar. Beni evladı gibi görür. Ben bir şey dedim mi eğer ağzından böyle kötü bir şey çıkmıyor ve hata yapmıyorsam hep böyle yapar. İşte oldu. Bir cümle daha kurdu. Bir daha böyle gururla bakar benim öğrencim. Bak çocuğunuz var mı? Var. Bana baktığı gibi bakıyordur emin ol yani. Şu an dön bak eşinin suratına. Aynı gururla bakıyor bana da. Öğrencilerimin böyle muhteşem bir özelliği var. Beni daha yeni tanıyan Ocak döneminden kim var? Ocak döneminden. Evet sizler sen. Değil mi? Sen doktor hanım zulmüyle geldin. Ne yaptın? Gerçekten öyle geldi. Ne dedi sana benle ilgili de gönderdi? Çok güzel şeyler söyledi sizin hakkınızda. Aklında kalan bir şey söyle. Çok güzel deri giyer. Çok enerjili bir insan dedi. Derslere deri kostümle gelir dedi mi? Yok enerjisi çok yüksek. Çok rahat İngilizce öğrenebilirsin dedi. Evet sen de inandın. İnandım ve sonra baktım Instagram'dan takip aldım gördüğün size. Gördüğün kadarıyla ne hissettin? Evet enerjiniz yüksek. Evet. Güzel öğrenebilirim diye düşünüyorum. Ne güzel. Hocam siz ne doktoruydunuz? Kadın doğum doktoruyum. Tüp bebek uzmanıyım. Tüp bebek uzmanı. Normal doktor değil yani şey jinekolog değil. Hepsi. Normal doğum yaptırıyor musunuz? Tabii ki. Burada biri sıkışsa hamile var mı aramızda? Var. Aa bak nasıl da yanına çekmiş biliyor musun? Allah'ım şansa bakar mısın? Resmen böyle seni böyle fabrikasyon bir şeye oturtmuşuz gibi yani hani her an. Düzenek inanılmaz. Sen de oturduğun an, sen hamilesin. Evet. Adın ne? Ben de damat davet geldiğinde şey diye düşündüm. Dedim ki umarım gülerken doğurmam. Doğurabilirsiniz. Yani bu kadar kendini hiç kimse güvende hissetmemişti burada. Bak biz genelde 35 bölüm çektik hepimiz götümüzü kollayarak burada oturuyoruz. Şu an buradaki en güven içinde olan insan sensin. Adın neydi? Rabia. Rabia hoş geldin. Bugünkü konuğum. Arzu'yu çıkar diyor yönetmen. Hani salondan çıkar mı? Hayır sen evet. Yok. Ben burası değilim. Arzu. Benim gebeğim tutuyor. Sana bir takım. Ben o kadar dil yok. İngilizce konuşturmuyorum konuklarıma. Evet söz gel. Evet bugünkü konumuz, konuğumuz. Arzu Hanım. Hoş geldin. Arzu benim çok eski öğrencilerimden. Kursu asla bitirmiyor. Her kurs başlangıcında. Her kurs başlangıcında hocam ben yeniden başlayayım diyor. Başla diyoruz. Artık o bir şey demese de biz ona davet gönderiyoruz. Bak böyle bir kurs var. Başlıyoruz diyor. Otur lütfen Arzucuğum. Sen ebesin. Evet. Evet daha önce de biz seni zaten burada ağırladık. Birkaç kere de söz vermiştik zaten. Arzu ben sana ilk orada defa... Orada tuttular hocam. İlk defa yakından bakıyorum biliyor musun? Neden? Gözlerini ilk defa görüyorum. Yok kendi kusurunuz.
Arzu genelde bize yanan ayağını gönderir WhatsApp'tan. Ve moraran parmaklarını, hocam mesela bir anda otururum böyle ofiste, WhatsApp'tan bir anda fotoğraf gelir. Diyorum Arzu Atlı, tamam mı? Yanına da yazmışım açma diye. Aa bir bakıyorum, hocam parmak aramda mantar çıktı da ben ders yapalım. Şaka. En son neydi? Parmağın ayağına ne olmuştu en son ya? Dersin ortasında benim evimde ısıtma sistemi yok, radyatör ama vardı. Senin üstüne diğer... düştü. Ben dersi dinlemeye çalışıyorum. Parmak şişti. Ama dersi bitirdikten sonra gittim acilen. Canım benim. Evet, Arzu bizim öğrencilerimizden biri. Kimsenin problemi yok mu ya? Arzu mikrofona konuş sen yine. Kimsenin problemi yok mu? Arkadaşlar evet. Problemsizseniz niye buradasınız var. Ki? Kesinlikle var. Ha. Ya ben bile ünlü olduysam 6 ay sonra arkadaşlarım TikTok'tan ben burada böyle şarkı söylerken kendimden geçmişim. Herkes bana video atıyor. Dedim ki geç kaldınız, o Nisan'daydı. Ben çoktan ünlü oldum. Yani neden? Hocam sayesinde TikTok'a da düştüm. Neden senin adının yanına açma yazdığımı anlıyor musun şimdi? Hocam yapacak bir şey yok. Çok değişik öğrencilerim var. Yani birbirinden değişik. Ekipte ebe eksikmiş, beni aldılar. İşte neden yüz yüze eğitim yapmadığımı da anlıyor musunuz? Ama şimdi... gene de buluyor. Arzu o zaman sen seçsene bir kişi. Gebeyi alalım mı? Ya gebeyi nasıl alayım? Mikrofona söyle. Niye canım? Yürüme özürlü değil. He. Bakış açısı. Ya rejiye bak. Hamile birini al doğurtsun diyor. Ya böyle bir... ya bunun... Ya orada... Hocam içip, orada içip... bir yandan böyle uzanan var ya ondan kaynaklanıyor. Uzanan hani tek bir şey var. Var ya. İkisi şu an bira içiyorlar. Ve muhtemelen sabah başladılar. Kafaları güzel oldu ve saçma sapan... Şerefinize. Seçer misin birini? Bay bayan. Kimi alalım? Bayan seç. Bayan da kadın. Kadın. Hocam buyurun sizi alalım. Hayır sizi alalım. Hocam sizi alın da yeşil burada... Yeşil takılalım burada. Konunun nereye gideceğini ben anlıyorum şu an. Hocamıza yakışır bir şekilde seni alalım. Ya. Şimdi bizim programın bokluğu şurada. Bizim programın konsepti asla belli olmadığı için... Sahneye çıkaracağım kişileri de ne yapacağım belli olmadığı için her şey tamamen sürpriz. Hatta çoğu zaman çıkarırken de ne olacağını bilmediğimiz için. Yani bu koltuğun normalde dışarıdan sahibi var, içeriden yok. Orası misafirlerin. Arzu ne diyorsun? Hocam diyorum ki burası normalde kadrolu misafirlerin koltuğu. Kadrolu derken? Ünlülerin. Yani ünlülerin. Evet. Ama ne yapayım işte 6 ay sen sonra... de 2-3 bölümdür geliyorsun. Ebe Gümeci'yi anlattım burada. Hocam o videoyu atıp duruyorlar bana. Yeah. Şarkıyı ben böyle söylerken çok güzel buradan yandan kamera almış beni. Arkadaşlarım 6 ay sonra izledim. Geç kaldınız Nisan'daydı o program. Allah aşkına dur bir. Hocama bir ver. Bak bak hocam. Bak nasıl iki kelimeyle kendini anlatacak. Hocam isminiz nedir? İsmim Betül. Bak kadın doğum uzmanıyım. Hocam buraya çıkardık sorun olmaz değil mi? Ay yok hiç problem olmaz. Öyle öğrencileriniz, işte çalışanlarınız, asistanlarınız falan demesin. Yok yok hiçbir sorun hocam, olmaz. Hocam siz böyle... Daha çok mutlu oluyoruz onu öğrenince. İyi bir insan mı? Çok. Mükemmel bir insan. Bak hayatta hiçbir çalışanım şöyle bir şey dememiştir biliyor musun? Nerede hata yapıyorum acaba? Mükemmel ya? Bir doktor kendisi. İnanılmaz bir doktor. Sen çalışan mısın, patron musun? Oturuşa çalışan. Göre patron. Patron oturuşu var mı? Tabii canım. Göster. Ya. Ya işte oturuyor işte hocam gayet rahat böyle. Sahiplenir cinsin. Ben şu an küçük Emrah gibiyim ben. Arkadaşlar yukarıdan böyle bir kahkaha sesi duyarsanız bunlar sarhoş. Tamam mı? İsmin neydi? Bayram hocam. Bayram İngilizcen nasıl? Yani fena değil. Aa nerede öğrendin? İşim gereği kullanıyorum. Nerede işin? Uçak bakımıyla ilgileniyorum. Bir uçak özel bakımı. Evet. Şeyde misin? Apron'da mısın? Neredesin? Yani havalimanında. Hangardayım. Atatürk Havalimanı'ndayım şu an. Aa süper. Sen nasıl geldin buraya? Kim getirdi? Ya da hangi vesile? Şuradaki parlak fikirli arkadaş. Ne dedi? Ya, çok güzel bir program var dedi. Komedi programı. Katılırız, güleriz dedi. Sen mi dedin çocuğa? Sen beni nereden tanıyordun? Ha Instagram'dan. Bugünlerde yalnız çok tanınıyorum biliyor musun? Uçakta, havalimanında falan çok tanıyorlar. Belki de sadece havalimanında tanıyorlar bilmiyorum. Muhtemelen bundan sonra daha fazla tanıyacaklar. Sen bu beni yayar. Sen tanınan biri misin? Yok arkadaşların arasında yayar. Bizde dedikodu ışık hızıyla yayılır. Hocam burada oturmaktan memnun musunuz? Memnunum. Evet. Sorun yok. Şimdi bizim bir takım böyle sorularımız tabii ki var. Siz de soru sorabilirsiniz bu arada. Hocam sizin İngilizceniz nasıl? Siz benim öğrencimdiniz zaten. Evet, ben Kasım döneminde yazıldım. Allah ne verdiyse. İyi gidiyoruz. Güzel, mutlusunuz zaten. Çok sorun mutluyum. Yok. Evet. Arzu senin de İngilizcen belli. Şimdi Bayram, Arzu resepsiyonist olsun. Sen de Arzu'dan kolonya isteyeceksin İngilizce.
İsteyebilir misin? Deneyeceğim. Kolonyayı pek bilmiyorum. Nasıl istersin? May I take kolonya or something smell good from you? Kolonyayı peki nasıl anlatırdın? Something which is liquid and smell good. Maybe. Oğlum, sen bilmiyor gibi dinleyince keşke seni çıkarsaydım ya. Sen de mi biliyorsun? Ha? Tamam, ben şimdi montaj için ekliyorum. Evet, Bayram benim öğrencim. Kendisi... Evet. Bayram, şimdi hocam, senden önceki bölümde, dönemde konu kaldı, ne konu ya, öğrencimdi. İngilizceyi öğrendi, sular seller gibi. Konuşuyor. Eğitimim nasıldı Bayram? İngilizce de anlatabilirsin. Yani, how was my school, how was my education? Evet. First of all, I would like to tell something to my friend. Mehmet, can you take my video? Because it is some... Siz buradan bir mülakata gireceksiniz de... Birbirinizi çekip onu mu göstereceksiniz? No, actually it is most special time in my life. Memo, please take my video. Ulan Maho! Where are you? Şimdi dediniz ya biz çirkin erkekler İngilizce olarak. Söyle şunları. Yok, düz devam edeyim ya Türkçe olarak. Düz, bak. Şey diyor, hocam ben sizi yormayayım. Evet. Aynen. Ne siz yorulun ne insanlar yorulsun. Yok, ben Betül Hanım yorulmasın diye şey yaptım. Evet. Söyle gür bir sesle, dinleyelim. Şimdi siz demiştiniz ya çirkin erkekler olarak sadece şiir okuyoruz demiştiniz evet. Ya. İşte bayramında böyle yolları var kendince diyeyim. Piyasa için yani. Yani... Bayram kız için mi öğrendi diyorsun İngilizceyi? Yok, kız için değil de iş için öğrendi. Bayram şiir okudun mu hiç İngilizce hayatında? Okudum hocam. Aslında evet, Bayram'ın İngilizcesi iyi olduğuna göre. Bayram sana şiir oku ama Türkçe değil, İngilizce oku. Hatta hocam, şey oku ya, güzel bir türkü oku. Mehmet sen türkü oku, Bayram da onu şey yapsın. Betül de turist olsun. Evet, sevdiğiniz bir türkü. Türkü. Hangi türküyü seversiniz en çok? Türkü dinleyen kalmadı herhalde Mehmet. Söyle bakayım. Nemrud'un kızı. Olur. Memo. Memo. Buyurun. Nemrud'un kızını söyle. Ben Türkçe, Bayram İngilizce falan mı? Sen Türkçe. Tamam, aynen. Nemrud'un kızını söyle. Aynen, senin düzden devam. Nemrud'un kızı yandı. Şimdi sen de Betül diyeceksin ki ne kadar güzel bir türkü. Ne demek ya bu? Biz dinliyoruz bunu, tamam mı? What a good song. Sen söyle arka fonda, kafede sessin sen. Ha, tamam. Tamam. Ya biraz sesini duyalım ya. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Sil yazımızı kurtar bizi. Betül sen turistsin. What a beautiful song. What did he say? Ha, ona diyeceksin şimdi, ona söyle. What a beautiful song. What did he say? Actually the song is beautiful than you hear it right now because of his terrible voice. Wow. Sen İngilizce şerefsizlik dersi mi aldın? Evet. What is he say talking about in the song? What is he saying? Actually I don't know. This song was cümle cümle gidelim. Cümle cümle gidelim. Voice. Söyle. I don't understand what he... Şarkı olarak söylesene ya. Say. He say, daughter of Nemrud, you put fire on me. Adam resmen, ne yaptınız olmuş? Senaryoyu verdiniz de çocuk çevirip mi geldi? Hayatımda bu kadar hazır ya. Cevap, bu kadar İngilizcesi güzel olan, öncelikle tebrik ediyorum Bayramcığım. Benim için, kendisi... Benim öğrencilerimden Kasım sınıfı yeni mezun. Mezun olmak üzere diyelim. Bir ay sonra görün onu. Bir ay sonra artık nasıl bir şarkı söyleriz? Belki de İngilizcesini söyleriz. Sen İngilizce desen İngilizce de söylersin. Korktuğum için söyle diyemiyorum yani. Yani İngilizce söyleyebiliyorum da sesim çok kötü. Arkadaşlar bu kadar kötülüğü hak etmiyordu. Ama arkadaşının sesi sanki mükemmel de. Onur kaynağım zaten. Özgüven kaynağım daha doğrusu. O şarkı söylerken ben daha iyisini yapabilirim. İster zaman oluyor. Memleketten mi arkadaşsınız? Hayır hocam. Ne yazık ki zorunlu sebeplerden dolayı arkadaşız. İş yeri arkadaşım. İş
Şu an video çekmesini istedim, çekemiyor ya. İçimde bayağı bir kin biriktirdim kendisine. Niye çekmiyorsun? Bu kadar gömülmeyi hak etmemiştim ya. Çekseydin seni överecektim. Bayram nerelisin? Van. Aa, annem Vanlı. Benim. Ben Vanlı. Evet. Bu konu nereye bağlanacak bilmiyorum. Benim de annem Vanlı. Belki bir ortak nokta çıkar. Annem Vanlı, Van'ın Zincir Kıran köyünden. Bilir misin köyümüzü? Yok, bilmiyorum. Evet, ben de doğru hatırlıyor muyum onu bilmiyorum. Zincir Pınar da olabilir, hiç gitmedim. Betül Hanım, siz neresiniz? Ben, babam Mersinli, annem İzmitli. Aa, benim de ben İzmitliyim. Biliyorum, okudum. Evet, benim annem İzmitli, babam Trabzonlu, ben de İzmitli. Annem Vanlı. İzmit'te bir şeyiniz var ama. Annem Vanlı, babam Trabzonlu, ben İzmit'te büyüdüm. Tamam. Mersin'den de yer aldık, arsa aldık. Öyle. Canım, kapatır mısınız oda yaşamayı? Odaya kapatın kulise, kilitleyin. Sen İzmitlisin. Yani babam memleketli sayılıyor. Sen nerede büyüdün Betül? Ben İstanbul'da doğdum. Mesela burada benim büyüdüm. Normalde, mesela bayram gibi, işte maho gibi. Bizim arkadaş grubumuz böyle. Beni çok, başka diğer gruplar çok sevmez. Senin beni sevmen hoşuma gitti mesela. Yok böyle, arasan bulamazsın. Bizim grup hep böyleyiz biz yani. Böyle takılıyoruz, böyle tatillere gidiyoruz. Hep böyle. Evet, bir kamp olacak herhalde, söylemiştiniz derste. Bir... Evet. Ama bu kampı tabii ki damsız almamaya karar verdim. Çünkü erkeklerle bir şey yapılmıyor ve asla konuşamıyoruz arkadaşlar. Erkekler bir araya geldiği zaman hiçbir şey konuşmadıklarını fark ettim. Abimlerle yıllar sonra dedim ki dört erkek tatile çıkalım. Bakın, abim, ben, eniştem, bir arkadaş daha var böyle, işte bir de Şenay'ın kocası var. Çıktık. O da hiç konuşmayan bir insan. Ya bak, oteldeyiz. İşte çok basit bir şey ya, çok basit. Kahvaltımızı yaptık, pek bir şey konuşmadılar. Dedim herhalde yemek yerken konuşmuyorlar yani çok fazla. Tanıyorum hepsini bu arada, çok samimi hepsi. Abim falan diyorum. Herhalde dedim açılacağız, güleceğiz, eğleneceğiz. En son eniştem böyle yaptı. Kahvaltı bitti. Şu bankta biraz uzanalım mı? Ya kadınlar, 4 kadın, 8 kadın, 10 kadın buradan çıkarlar, Alaçatı'ya, Çeşme'ye giderler tatili, değil mi? Mesela böyle yıllık izninizi kovalarsınız, kadınlar bir araya gelir, inanılmaz eğlenirler. Biz niye eğlenemiyoruz? Sen söyle. Ha? Ben bunu var ya bak, geçen bölümde bunu konuştum, her bölümde konuşacağım bunu çözene kadar. Biz niye eğlenemiyoruz 4 erkek? Var mı bir fikrin? Kafamız başka şeyleri arıyor. Ha, ne arıyor? Ben şu an söyleyeyim. Eşimle beraber. Neden tatil yapamıyor? Adın ne? Ali Kemal. Ali, ben hayatımda ne abimlerle ne erkek arkadaşlarımla güzel bir tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Böyle bir hafta falan zaten mümkün değil. Sence neden? Herkes... Üstü kapalı, eşine çok şey yapmadan anlatabilirsin. Sen en son ne zaman erkek erkeğe tatile çıktın? Geçen yaz. Evet, iş yeriyle beraber çok zevksiz. Ama o bayi toplantısı. Evet, onun amacı evet. Belli. Senin çıktığın. Ya şu Cem Yılmaz'ın anlattığı vardı ya, bir yatta 15 kişiyiz. Evet. Yani biz oyduk açıkçası yani. Biz de mesela kadınlar böyle 5 gün, 6 gün, 1 hafta kimseyle... Ben her sene gideriz. Acayip eğleniriz yani. Kadın her sene kız kıza, kadın kadına. Çünkü siz ikinci gün erkek bakmaya başlamıyorsunuz. Eğleniriz. Tabii. Biz de ikinci gün bir avlanma güdüsüyle kim eve erzak getirecek gibi böyle bir... Enteresan, saçma bir güdü oluyor ve herkes bir yarışa giriyor. Ulan kim getirecek bugün, kim? İkinci günü beklediğinize emin misiniz hocam? Ya çünkü ilk gün böyle bir hani ferahladık falan zannediyoruz. Sonra bizde olmuyor maalesef. Hocam ya. Özür dilerim. Bizde durum çok daha dehşet boyutlarda. Farklı şekilde işliyor. Biz bir yere tatile... Abi kadın toplaya toplaya mı gidiyorsun? Hayır. Daha kötü. Geleceğe yatırım yaparak tatili planlıyoruz. Gideceğim bir yere, örneğin bir ülkeye gidecek olursam, önce oradaki Instagram hesabında bulunan kızları ekliyorum, konuşmaya başlıyorum. Sonra başarıya ulaşacağını düşündüğümde gidiyorum. Profesyonel gidiyor tatile. Evet. Arkadaşlarım da öyle yapıyor. Tabii sadece bana özel değil. Instagram hesabının nasıl fotoğraflar var orada acaba? Benim Instagram'ımda mı? Yani etkileyici bir Instagram'ın mı var? Tabii ki benim fotoğraflarım değil. Yani. En nihayetinde bu bir tuzaklarıyla. Oraya varana kadar işte tam görüşme anında şey diyorsun. Ben oydum ama çektim gibi bir şey mi oluyor yani? Amaç konuşma fırsatını yakalamak. Ondan sonra tabii başka şekilde mesela şiir ezberleyerek. Mevlana'nın şiirinin İngilizce versiyonunu ezberlemiştim ki bayağı işe yarıyor. Neydi? Oku. Don't do it. Yapma, pardon. Bu kadar. Etme. Etme. Etme tamam. Şiiri. Bir kısmını söyle.
I have heard that you are planning a trip, don't it? What will you do in a foreign country as a foreigner? Çok duygusuz okuyorsun ya. İngilizceyi sanki daha önce hiç duymadan öğrenmiş gibi. Yani kulakla değil de gözle böyle... Ama ona rağmen... Devam aslında et. Konuşarak öğrendim devam daha et. Doğrusu. Bir daha en baştan bir cümleyi kur. I have heard that you are planning a trip, don't it? What will you ne do? Ne dedi Arzu? Hiçbir şey anlamadım. Don't eat'i daha haricindekini anlamadım. Ama şiiri biliyor musun? Yani okumuşluğum var ama ezberim de yok. Şiir şöyle diyor. Duydum ki başkasını bulmuşsun. İt misin sen? Öyle mi diyor şiir? Duydum ki sefere çıkmayı düşünüyor musun? Sefer. Sefer. Bu arada şiiri Farsçadan çevirmiştim. Yani sefer oradan geliyor. Türkçesinde başka geçiyor. Ama sen az önce Farsçasını okumadın. İngilizce mi okumuştun az önce? Az önce İngilizcesini okumuşum. Hocam şimdi ben İngilizce konuşurken ben Vanlıyım. Kürtlük peşimi bırakmıyorum. Hocam sen. Bir yerde fışkırıyor bile. Kelimelerime şey yapıyor. Baskılıyor Türkçe konuşurken de öyle. Tamam cümleyi bir daha söyle baştan. Hangi cümle bir kodum? Cümleyi ağır çekimde söyler misin? Türkçesinde. İngilizcesinde. Bak Kürtçe başla. Arada Farsça. Döndür. Bunlar zaten anlamıyor hiçbir şey. Biz her türlü sen hangi dilde dediysen o dilde kabul edeceğiz. Yani demek senin dilin ben İngilizce konuşurken Kürtlük peşimi bırakmıyor. Bir yerde kendini belli ediyor. Şive. Şive evet. Bu İngilizceye de yansıdı. Yani hatta hocamız şey derdi yani İngilizce bile Kürt şivesiyle konuşuyorsun. Bunu biz hiç anlamamıştık şu ana kadar. Ben arkadaşlar anlayana kadar canım çıktı. Betül Hoca'yı da çağırdım. Ameliyatla alsın diye bunu. Ama ben kadın doğumluyum. Bu şiveyi... Hazır burada bir ebe, bir doğurucu varsa... varken çıkarmak istediğin bir özelliğin var mı içinde? Şu ikiliyi de çıkarabileceğim bir şey yok. Ne çıkarabilirim hocam? Hocam, ben sizi daha fazla kirletmeden yerinize alayım. Çok teşekkür ederim. Çok yoksa, memnun oldum. Ben hocam, çok memnun oldum. Önemli olan sizinle bu sahneyi paylaşmaktı. Çok bu hocayı koruyun, tamam mı? Psikolojiye gönderin onu şeye, departmana. Bir şey oldu mu olmadı mı lütfen oradan teyit edelim. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Rica ederim. Evet. Başarılar dilerim hocam, size de. Sen dur. Evet Arzu, bocumsun. Çok tatlı ya. Bayram konuk oldu. Bayram buraya alın. Bayram sen konukluğa terfi ettin. Gel. Güzel değil mi? Güzel, güzel serdim burayı. Beni ilk defa gördün. Evet hocam. Ve hiç izlememiştin. Yok. Maho Ağa getirdi seni. Evet hocam. Maho Ağa böyle yapıyor. Ulan yine bayram prim yaptı. Biz kaldık. Hocam ben gelirken şey diyordum. Aslında Allah vere de bu durumu anlattı bana interaktif yapılacağına dair. Ben Allah vere de beni çıkarmasın dedim. Allah verdi. Böyle hedef güdümlü dualarım var. Sinirden mi vuruyorsun sandalyeye? Ritim tutuyorum. Müzisyen misin? Değilim. Olmak gerekmiyor bence. Ritim İçimde diyorsun ritim. Evet içimde. Darbuka öğrenme aşkı vardı. Bayram öğretsin. Var hala var. Kürtçe ama. Darbuka biliyor musun bir şeyler? Sanatla aran, müzikle. Yani dinleyici olarak iyi oldukça müzik severim dinlerim de. Yalnız... Başlamadın daha değil mi müziğe? Ya deneme... kursuna gittim bir günlük. Onun haricinde çalıştığım yerde alt katta öğrenciler, üniversite ortamında çalıştığım için orada var çalışma ortamı. Bir günlük orada... deneme kursundan sonra devam etmeme kararımı aldım. Ne oldu? Yapacak mısın yani? Yapmam gereken, ilgilendiğim birçok şey olduğu için spor gibi. Spor yapıyorum şu anda. Sporu Maho'ya soracaksın. Versene mikrofonu. Maho hangi sporları yapıyorsun? Yatma, uyuma. Hocam yürüme. Desene öncelikle adım Maho değil. Adı neydi? Memo. Bundan sonra senin adın Memo. Durup söylüyorsun ya. Bir de sen Memo'yu böyle öper gibi söylüyorsun. Memo gibi yani. Hocam bu dünyada öpmek isteyeceğim son canlı da. Sizi var ya bu programın sonunda şurada bir öpüştürsem.
Yanak yana. Allah, öyle bir program değiliz. Tabii ki yanak ya. No mystery. Ne düşünsün sen ha? Allah Allah. Burada ben... Rütük var yani burada. Başka bir şey yaptırmam. İşteşlik ne biliyor musun? Yok hocam, şu an merakla bekliyorum. Arkadaşlar İngilizce'de İngilizcenin mesela yetersiz kaldığı durumlar var. Mesela öpüşmek kelimesinin İngilizcesi ne biliyor musun? Kissing çağıdır. Kissing çağıdır. Bak adam İngilizce biliyor ya. Kasım sınıfıydın değil mi? İkinci. Mesela görüşmek kelimesinin İngilizcesine? Meet with each other or meeting. Diyelim. Aslında şu. Yani İngilizce'de şimdi bizdeki işteşlik dediğimiz şey aslında bu ışla falan biten eylemler diyelim. Ya diyelim ki öpmekten öpüşmek. Yani şuna işteşlik diyoruz ya Bayram. Veya görmekten de görüşmek. Bak buna da işteşlik diyoruz. Şunu sileyim. Bu bizim için işteş bir takım eylemler oluyor. İşteşliğin İngilizcesi yok. Çünkü İngilizce'de ettirgen yapı yok. Sadece ettirgen mesajı veren bir tasarım var. İşteş bir yapı yok. İşteşliğin ne olduğunu anlarsanız işteş yapabilirsiniz kendiniz. İşteşlik iki işi bir insanın iki insanın bir işi yapması diyebiliriz kısaca. Ama mesela görmekten görüşmek İngilizce'de yok. Sen sözlüğe görüşmek yazarsan bir şey çıkar da İngilizcesi o minvalde değil. İngilizler şöyle yapıyor. See. Buraya da you getiriyor. Şimdi biz görüşürüz deyince see you diyoruz ya. Bunu memo bile bilir değil mi? Memo. Yani o kadar da değil. İngilizce'de görüşürüz diye bir şey yok. İngiliz diyor ki I will see you. I will see you aslına bakarsan birebir çevirirsen. Reyhan ne demiş oluyorum ben? Seni göreceğim. Ece'yi boş ver. Ür de buna. Ür de. Seni görürüm. Bravo. Yani şunu diyor. Ben diyor seni görürüm. Ben seni görürüm. İngilizce işteşliği şöyle veriyor. Mantık kuruyor. Diyor ki ben seni görürsem otomatikman sen de beni görürsün ya diyor. O zaman biz görüşürüz. İşte bizde ama bir tane daha bir gerçeğimiz var. O da şu. İngilizce'de aşırı bariz olan özne ve bizim işte yardımcı fiil ortaç dediğimiz aşırı bariz olanları bazen buna biz karar veremeyiz ama burada var mesela düşebiliyor ve kalan şeyle pratik olarak konuşabiliyorlar bazen. Bunun düşürme kısmını sen karar veremezsin şu anki İngilizcenle ama onların işteşlik algısının ne olduğunu anlayabilirsin. İngilizce'de işteş bir yapı yok. İşteş bir yapı demek iki insanın birbirini öpmesi. Yani buna da şöyle pratik bir çözüm bulmuşlar. Öpüştük diyecekleri zaman we kiss deyip nokta koyarlarsa bu zaten öpüştük anlamı veriyor. Bazen böyle çözümler üretmişler. Ya da öpüştük deyince I kissed her demesi aslında bu da yine öpüştük mesajı verebilir ama yanlış anlaşılacağı için burada nasıl bir yanlış anlaşılma olabilir Bayram? Bu neden öpüştük mesajı vermeyebilir? Kelimeyi ayırarak. Ama neden öpüştük mesajı vermeyebilir? Risk nerede burada? Yani geçmiş zamanın şey hali. Sen onu sadece sen öpmüşsün gibi olabilir. Evet. Onu evet. Öptüm. Dolayısıyla we kissed each other. Burada senin dediğin ilk hissettiğin bulduğun yöntem oldukça güzeldi. Ama buluşma kısmında mesela burada o kadar pratik bir şey yapamadık ama görüşmek kısmında İngilizlerin olaya bakış açısı aslında tamamen işteşlik üzerinden gidiyor. Burada bir kritik bilgi daha var. O kritik bilgi de şu. Will'in aslında ecek acak değil, will'in erar olduğunu da bize ispat eden örneklerden birisi daha. Tıpkı bir insana benle evlenir misin gibi oldu. Benle evlenir misin ne demek? Bilmiyorum. Güzel. Daha önce duydun mu bu cümleyi kimseden? Kimse teklif etmedi mi? Buraya da onunla mı geldin? Evet. İkiniz geldiniz. Kaç yaşındasın? 26. Evet. Neymiş benle evlenir misin? Will you marry me? Will you marry me? Ama I will always love you nedir? Seni her zaman seveceğim. Şimdi Türkçede nasıl bir sorun var biliyor musun? Sorun şu. Tercümanların altyazıya yazdıkları şeyi biz hep Türkiye'de gerçek kabul ettik. Biz ona lokalizasyon diyoruz. Tercüman bakıyor. I will always love you'ya diyor ki ben bunu hangi dile çevireceğim? Türkçe'ye. Şimdi ben Türk kadınına diyor. Ben seni hep aslında will erar demek.
ben Türk kadına, ben seni hep severim desem, de mesela Türk kadınına. I will love you till forever. I will love you till forever. Yok, Türkçesi ben seni hep severim desen bir şey ifade etmez. I will always love you. Ulan Türkçesini diyorum. Hocam bende Türkçe eksik. İngilizce'de sıkıntı yok. Devam ediyorum. Türk kadınına ben seni hep severim desen bir şey olmaz. Türk kadını bundan etkilenmez. Türk kadının etkilenmesi için daha kararlı olman lazım. O zaman diyor ki ben inisiyatif alayım. Bak inisiyatif alayım. Will ecekacak olduğu için değil. Tercüman sadece bunu daha iyi lokalize edebilmek için diyor ki ben seni seveceğim diye çevireyim. Daha etkili olur. Ve ben seni hep seveceğim diye çeviriyor. Çünkü Türk kadını ondan etkileniyor. Ama aynı Türk kadınına gidip benle evleneceksin mi diye çevirirsen will you marry? Will you marry me? O zaman da aynı Türk kadını bunu garip bulabilir. Benle evleneceksin mi ne ya diyebilir. Sen kimsin buna ben karar veririm diyebilir. Dolayısıyla onu da kendince olması gerektiği gibi çeviriyor. Ama siz sonuç olarak will nedir diye sorarsanız will erardan başka bir şey değildir. Hayatın boyunca will gördüğün her şeyi erar diye yorumlamak zorundasınız. Tıpkı sen git ben taksiyle gelirim. Sen git ben taksiyle gelirim neymiş İngilizce'de? Hocam şu an tam çeviremedim. Çevirirken daha doğrusu doğru birebir anlamıyla çeviremiyorum. I will come by taxi. By taxi. Ya ama öyle konumuz will. Yani will olması burada. Yani burada sen git ben taksiyle gelirim will. Ama sen git ben taksiyle geleceğim deseydim işte o zaman will demeyecektin. O zaman başka bir şey diyecektin. Artık going to mu? Mecidiyeköy'de bir kurs var. Gidersin Mecidiyeköy'deki kurslara. 2 ayda going to öğrenirsin. Üstüne 1 ay hediye ederler. 3 kur. Hocam peki okullarda niye hep bize yıllarca will'i ecekacak olarak yani ilk okuldan okullarda İngilizce öğreten kişi İngilizceyi nereden öğrenmiş? Başka birinden. Peki başka biri nerede öğrenmiş? Yani aslına bakarsan lokalize eden kişilerden, ilk İngilizce öğrenen kişilerden öğrendi. Gitti İngiltere'ye geldi. Tamam mı? İlk İngilizce bilip Türkiye'ye gelen kişiyi düşün. Bu ne? Bu meret nasıl çevrildi memlekette ilk kez? İngilizce biri İngiltere'den geldi. Türkçe öğrendi, düşündü. Ulan bu duygu Türkçe'ye nasıl aktarılır dedi bu cümle. Kendince bunu lokalize etmeye başladı. Hocalar da o altyazılara yansıdı. O lokalizasyon öğretti. Ve lokalizasyon dediğimiz yerelleştirme işte bizi yanlış yerlere götürdü. Sen going to'ya ecekacak dersen, will'e ecekacak dersen hayatın boyunca İngilizce kurslarında koca koca adamlar will'le going to'nun farkını öğrenir. Halbuki bir şeyin farkı yoktur. Bir şeyin benzerliğini de tartışmaya gerek yoktur. Niyetin neyse, yani daha önce ben ecekacağı anlattım. Bunu bulabilirsiniz internette de. Sen kapıyı açacağım mı diyeceksin. Normalde ne derdin kapıyı açacağım demen için? I am gonna open the door. Derdin, bravo. I am, biz bunu alt yazıda yazacağız merak etme. I am going to open the door derdin. Fakat neden gonna dedin ve going to dedin? Çünkü sen ecekacağı going to diye kafanda kodladın. Halbuki isteseydin şunu da diyebilirdin. Arkadaşlar, sorry, I've decided to open the door. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir dakika, kapıyı açmaya karar verdim ben. Arkadaşlar, ben kapıyı açmaya karar verdim diyebilirdim. Ve I have decided demem, ecekacak hissini size yine verebilirdi. Aslında senin ecekacağı illa going to ile demene de gerek yok. İstersen going to de, istersen şey de diyemez misin? Bilirsiniz, I am on the way, I am on the way to open the door. Yani şu, I am on the way to see the doctor. Ben yoldayım doktoru görmek için. İstersen on the way de, istersen I am going to see the doctor de, istersen I have decided to see the doctor de. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Senin doktoru göreceğim demen için bilmen gereken tek bir şey var. O da şu, doktoru göreceğim demek Türkçe'de ne demek? Doktoru göreceğim demek Türkçe'de doktoru görmeye karar verdim demek. Peki kararlılığını gösteren şeyler neler? Doktoru görmeye karar verdim. Doktoru görmek için yoldayım. Doktoru görmek için gidiyorum. Doktoru görmek için geliyorum. Her şey olabilir. Aklına gelebilecek her şey. Yani aslında senin I am on the way to see the doctor demen de doktoru göreceğim. I am going to see the doctor demen de doktoru göreceğim. I am coming to see the doctor demen de doktoru göreceğim. Ya ben Betül'ü arayıp şunu deseydim. Betül, canım 10 dakika bekler misin? Seni göreceğim. Şimdi sen Betül'ü arayıp 10 dakika bekler misin canım? Can you wait for just 10 minutes? Seni göreceğim deseydin. Betül'e şey mi diyecektin? Betül'cüm, can you wait? I am going to see you. Mu diyecektin? Sence? I am coming to see you diyecektin.
Hani o zaman Ece Kacak going to'ydu? Demek ki aslında Ece Kacak'ın going to'yla bir alakası yok. Going to'nun da Ece Kacak'la bir alakası yok. Sadece bir kararlılık göstermemiz var. Ama birileri gelmiş Türkiye'ye demiş ki arkadaşlar Ece Kacak going to. Ece Kacak will'dir. Niye? Çünkü filmde I will always love you var. I will always love you'yu altyazıya Ece Kacak diye çevirmişler. Ondan sonra da birisi şey demiş. Peki farkı ne? Hoca zaten o öbür ikisinin ne olduğunu konuşmadığı için bu defa da farkını oturmuş, düşünmüş, anlatmaya çalışmış. Ne demiş? İşte kararlıysan şöyle, kararsızsan... Kendini çok yalnız hissettin mi orada? Ama ne demek istediğimi anladın mı? Anladım hocam. Sonra niye buradayım ben onu sorguluyorum. Şu an benim birine bir bu dersi anlatmam lazım. Yani merkeze, hani biz tırnak içinde yanlış anlama, şamar olalım diyoruz derste. Biz bir öğrenciyi böyle alıp onu kullanmam lazım yani ikon olarak. Sen bizim ikonumuzsun Bayram. Yani hani böyle şey müthiş değil. Müthiş bir seçim hocam. Evet ama anlattığım şeyi anladın mı? Hocam ben benim öğrenme serüvenim... Oğlum bırak serüvenini, anlattığım şeyi anladın mı? Anladım tabii. Şunu anladın mı? Betül'ü arayıp, Betül bekle, seni göreceğim dediğinde going to demeyeceğini anladın mı? Tabii ki. Ne diyeceksin artık? Betül wait, I am coming to see you. Çocuk süper konuşuyordu biliyor musun? Şurada ben çıktım, iki tane anlattı. Çocuk neredeyse Kürtçeyi bile unuttu. Peki, Kürtçe'de Betül seni göreceğim ne demek? Garip bir ortam. Betül azı varım tabi beni. Ha buraya. Bir daha söylesene. Betül azı varım tabi beni. Betül sen Kürtçe cevap ver. Al, bildiğin kadarıyla. Ya o kadar çocuk doğurttun ya. Vallahi bilmiyorum. Hiç Kürt doğurtmamış dedik. Ramazan'dan tamam. Var mı hakkımı? Vara vara var. Vara vara. Evet. Hocam bin millik bir yol bir adımla başlar. Güzel bir başlangıç. Ya bir gün organizasyon yapalım. Gidelim Van kahvaltısına. İllaki tanıdıkları vardır. Ismarlarlar bize. Öyle değil mi? Neticede başlamamak da bir tercihtir. Yani oğlum çok ısmarlar mısın diyorum kahvaltıya. Ismarlarım tabii hocam. Ben misafirperver peki, bir insanım. Peki sen Kürtçesinin açılımına baktığımız zaman Kürtçesinin Türkçedeki göstergesi gidiyorum ve geliyorum içeriyor mu? Hayır. Yok. Ne var Kürtçesinde? Sadece ecekacak karşılık gramatik gelen olarak, kararlılık var mı? Gramatik olarak İngilizceye daha yakın. O yüzden going veya coming var mı Kürtçesinde? Var. Tamam hangisi var? Going ve coming. Betül'e söylediğin versiyonda ne var? Betül'e aslında bir zaman öbeği yok arasında. Ben gelip seni göreceğim o ceyim kısmını farklı bir kelimeyle. Neymiş o? Varım. İşte varım dediğin gelmek mi gitmek mi? Gelmek. Gel. Al işte bak. Varmış. Kürtçesi. İngilizcesi. Hocam aydınlandım. Ulan. Vere vere ben sana sarılacağım gel. Kardeşim. Böyle çok teşekkür ederim. Sizi çekeyim ya. Bitireceğim. Bu insanlara bu kadar ders bira içip gelmişler hepsi. Zaten arkadan şey yapıyorlar. Ulan şiştim yeter going to'su şeysisi diye. Sen tabii ki onlar gibi değilsin. Sen sabaha kadar anlatsam da bu bildiğin dillerle ve bu sermayenle bu işi halledersin. Çok teşekkür ederim. Bacımsın. Evet. Memnun oldum. Öpüyorum. Kardeşim mikrofonu alacaklar. Arkadaşlar gönül isterdi ki hep ders anlatayım. Sabahlara kadar. Hatta bayramla beraber anlatalım. Mahoa sana da çok teşekkür ederim. Ben de böyle memur gibi sanki ona uygun bir kostümüm varmış da. Hani buraya böyle bir şeyleri sokmuşum ama bir taraftan da böyle neyse ki deri pantolon vermediler. En son bölümde götüme çekmişler deri pantolonu. Ama nasıl görünüyor götüm? Nasıl görünüyor? Kase gibi. Bakıyorum videoda bakıyorum. Allah'ım diyorum ne kadar güzel götüm var. Aynı bayram gibi. Allah'tan o bak o hafta gelmediniz. Siz var ya ben onu çektiğim gün gelseydiniz inanılmaz gülerdik burada. Çünkü ben çıkarır size de giydirirdim onu. Bayramın götüne bakmadım. Ben bayrama giydirirdim derdim ama bayrama bol olabilirdi birazcık. Bayramın götüne bakmış kimse var mı arkadaşlar? Ben bakmadım. Arkadaşlar abone olun, bana tıklayın, çekinmeyin, yorum yazın, bakın. Benim bir sürü takipçim var. Şurada beni herkes seviyordu. %90'ın benimle böyle bir güzel bağ var. Seviyorsun değil mi beni? Kapşonlu. Seviyor musun beni? Tamam. Ya da sevdin mi sevdin. Ama biliyorum ki yorum yazmayacaksın. Allah aşkına en azından git de ki. İyiydi iyi.
Ya kardeşim geliyorlar, bölüm çekiyoruz. 15 dakika sonra Instagram'dan bakıyorum paylaşmış. Bok gibiydi, gidiyorum. Onu niye yazıyorsun o zaman? Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Sürçülisan ettiyse mi öbür bölümde söyleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde konuşmak... Hepinizi seviyorum. Bir... Ulan benim de Türkçem bozuldu, iyi mi? Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dil Mektebi For Example'ı sundu.